Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Tekrardan ikinci dersimizle görüşmüş, buluşmuş bulunmaktayız. Güzel bir buluşma yakaladık. Keyif tabii ki gönül isterdi ki böyle yüz yüze oturayım böyle muhteşem bir şekilde anlatayım sizlere ama e, tabii ki herkese bu şekilde yani Yüz yüze yetişemiyoruz arkadaşlar. Yani ben de diyorum ki diyorum ki yatağın Türkiye'nin dünyanın ya düny Türkiye'nin Türkiye ta her tarafında öğrencilerimiz var. Onlara nasıl ulaşacağız ve biz de diyoruz ki bu şekilde ulaşacağız. Anlatabildiğimiz kadar anlatacağız arkadaşlar. Elimizden geldiğince tane tane herkesin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışacağım ve inşallah anlarsınız amacımız zaten sizlere bunları anlatabilmek tamam mı? Evet inşallah faydalı olur da like atarsınız videomuza değil mi? Abone olursunuz arkadaşlarınıza önerirsiniz ve kanalımızı da sizler sayenizde büyür. Peki haydi bakalım ikinci dersimize başlıyoruz. İlk dersimiz neydi arkadaşlar unutmuyoruz bak ha ilk dersimizin videosu var. Oynatma listesine gelirseniz oynatma listesinden 9. sınıf 2029 9. sınıf matematik oynatma listesinden gelip e, videoları tek tek ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz. ya e, i̇nşallah e, sizlere faydalı olacaktır. Peki diyoruz ki iki veya daha fazla önermenin ve veya ya da ise ancak ve ancak gibi bağlaçlarla birleştirilmesiyle elde edilen yeni örme önermeye bileşik önermeler denir. Bileşik önermeler. Ya şu var ya. Abi şu şu yazımı değiştiremiyorum ya. Değil mi? Çirkin bak. Açıkça söyleyin abi. Çirkin deme. Çirkin. Gerçekten de açık. Mütevazı olmanıza gerek. Çirkin abi ya. Gerçekten de çirkin. Ne diyormuşuz bak burada? Ve veya ya da ise ancak ancak gibi bağlaçlarla birleştirilmesiyle edilen bileşik önermeler var. Yani önermeleri birleştireceğiz abi. Başka yolu yok bunlar. Yalnız kalmasın bunlar. Birleştireceğiz. Peki. Bağlacımız var ve bağlacımızın sembolü var. Veya bağlacı hop. Ve bağlacı hop. Ya da bağlacı çizgi çektin. Ya biraz çirkin yazıyorum ama biraz düzgün yazmaya çalışacağım. Of mükemmel yazdım. Evet. Şunun rengini ne yapayım? Ee, hangi renk olsun? Bir de maviş rengimiz olsun. Çok güzel. Evet. O zaman İsa'ya bakıyorum. İsa'ya bak. Bir tane çizgi çekiyorsun. Hop. Ancak ancak bir tane çizgi çekiyorsun. Hop hop. Tamam mı? Bu sembolleri görürsen karşısına deme hocam ben 9'a geçtim. Sayımay yok ya burada. Hep harf var, sembol var, bilmem ne var. A sayısı var, B sayısı var. Abi az sayı değil ki ya. Harf değil mi ya falan filan diyenler oluyor. Arkadaşlar 9'a geçtiniz. Her şey artık daha da zorlaştı maalesef. Eskiden neydi değil mi? Ulan bari en azından 10 yazıyordu burada ya. Ama A veriyor adam, B veriyor diyor. C diyor adam. Abi C C sayı değil. C harf. Ne yapıyorsun matematik? Ama Maalesef lisede matematik arkadaşlar böyle. Peki tanıma bakıyorum. V bağlacı bu şekilde bir sembolle gösterilir. P ile Q önermelerin V bağlacı ile bağlanma sözüm git diyor. ses, ses kontrol. tamam. Bağlacı ile bağlanmasından oluşan bileşik önerme. Bu arada nasılsınız arkadaşlar? Lise hayatı nasıl? Lise hayatına başladınız değil mi? Lise o muhteşem lise hayatı. Harika sıkıcı ilk günlerde. Soru, İlk bir böyle 2-3 hafta çok sıkıcı geçer ya var ya. Leş gibi geçer ama ondan sonra yavaş yavaş arkadaş edindikçe ortama oluştukça var ya üf mükemmel anlarınız olacaktır. Peki <laughs> birleşik önerme bu şekilde gösterilir. P ve Q şeklinde tamam mı? Biz bu V'ye ne diyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Çarpma diyoruz çarpma çarpma işlemi. Peki P ve Q birleşik önermesinin doğruluk değerleri ne olabilir? Mesela ben P'ye 1 verirsem Q 1 olabilir mi? olabilir. Eğer P1 Q1 ise o zaman P ve Q kesinlikle 1'dir. Çarpma işlemi gibi düşün diyorum ya. O zaman şey yapacaksın diyeceksin ki. He öğretmenim ben 1 ile 1'i çarparsam 1 elde edebilirim. Evet aferin. O zaman ben diyorum ki P1 ise e, Q 0 olabilir. E, o zaman baktığımda e, buradaki 0 bana neyi verecektir? Evet sıfır verecektir. Çünkü çarpma işlemi yapıyorsun kurban olayım. Sıfır. E o zaman buraya sıfır verip buraya bir verdiğimde 0. Sıfır. Buraya 0, sıfır, buraya 0 sıfır verdiğimde 0. Sıfır. Dikkat et. P, Q sadece 1 olduğu durumlarda sonucumuz P ve Q'nun 1 olduğunu görebiliyoruz. Anlaştık mı? Haydi soruya bakalım. Demişiz ki Hasan sınıf basketbol takımındadır. Hasan 2 yıldır basketbol oynuyor. Önermeleri için P ve Q önermesini yazalım. Diyoruz ki bak V var ya V. Hasan sınıf basketbol takımındadır ve 2 yıldır basket oynuyor diyeceğiz. Tamam mı? Yazın siz. Mesela ilk yazmanız gereken şudur. Hasan sınıf basketbol takımındadır. Ve 2 yıldır basketbol oynuyor diye eklememiz gerekiyor. Tamam. V'yi bu şekilde kullanıyoruz. Değil mi? Peki. Bir de sayılarla kullanalım bakalım. Hayat <laughs> sayılar gördük falan. Peki arkadaşlar bakıyorum. Ee, Şimdi 23 artı 1 8'den büyüktür falan önermelerin P ve Q önermesini yazıp doğruluk değerini bulacağız. Eyvallah bulalım. Sıkıntı var mı? Aa, sıkıntı mı? Sıkıntı yok. Ayrılıyorum. Sıkıntı yok. Bak P'yi bulalım ha. Sıkıntı yok. Bak P'ye baktığımda 23 artı 1 24 yapar. 24 8'den büyük müdür? Evet. 23, 24, 24 8'den büyüktür. Bak eğer büyükse yani neydi? Doğruydu, değil mi bu? O zaman ben doğruysa P'nin değerinin e, denkliğinin ne olması gerekiyor 1 olması gerekiyordu. O yüzden ben P'ye 1 dedim. 1'e denktir dedim. Bakıyorum 2'nin ikinci kuvveti 4 artı 5 bölü 3 küçüktür 5 demişiz. Şimdi Haydi şöyle yapacağız. Olan ee, olay şu aslında arkadaşlar. Şu şekilde bir parantez olması gerekiyor burada değil mi? Yoksa olmaz. Şurada bir parantez olması gerekiyor. Yani 2 üzeri 2'nin 2 üzeri 2 artı 5 bölü 3 olması gerekiyor. Tamam Yani şöyle düşünün. 2 üzeri 2 artı 5 bölü 3 şeklinde olacaktır bu. Bunu yanlış yazmışım. Hemen bakıyorum. 2 üzeri 2 4. 4 ile 5 toplarsam 9 yapar. 9 bölü 3'ten ne olur? 3 olur. O zaman derim ki 3 küçüktür 5'ten değil mi? Çünkü 3 5'ten küçüktür. Doğru. O zaman ben diyorum ki Q'mun değeri de 1'e denktir diyorum. E o zaman bana P ve Q'yu sorduğu için hemen geliyorum diyorum ki hocam lan kalemin rengini göremiyorum. Heh, tamam. Diyorum ki hocam e buradaki V benim için çarpma değil miydi? Evet kurban olayım çarpma. <laughs> e o zaman öğretmenim ben şöyle desem 1 ve 1 bana 1'i vermez mi öğretmenim? Evet 1'i verir. O yüzden bunun sonucu ne olacaktır arkadaşlar? 1 olacaktır. Bakıyorum buraya 2, 2 üzeri 2, 4, 4 kere 5'i topladım 9. 9 3'e bölersem 3 3 de 5'ten küçüktür doğru. Tamamdır. Peki devam edelim ve örneklere devam ediyoruz. Dedik ki aşağıdaki ifadelerin doğruluk değerlerini bulalım. Hemen bir doğruluk değerlerini bulacağız. Şimdi öncelikle ben şunu biliyorum. Kesinlikle 0 varsa 0, kesinlikle 0 varsa 0. Hemen 0'ı yapıştırdım geçtim. Bakıyorum burada bir sıfır var. Sıfır. Sıfır olduğu için bak şu sıfır gördüğüm anda sıfır. Bir bir bir. Bir 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 olacaktır. Hemen bakıyorum. Değilini biliyorsunuz sıfır olacaktır bu. Birin değili neydi? Sıfırdı. Sıfır sıfır. Sıfır. Bir ve 1. Sıfırın değili. Şuraya bakıyoruz. Değili dediğimizde de değil mi? Tamam o zaman ben bunu siliyorum. Buraya bir yazmam gerekiyor. Bir ve bir de bir olacaktır. E zaten burada bir sıfır yakaladığım için sonuç ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Peki tanım. Öncelikle veya bağlacı V sembolü ile gösterilir. P ile Q önermelerin veya bağlacı ile bağlanmasından oluşan birleşik önermelere P v, ya Q şeklinde gösterilir arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki P veya Q A buraya niye V yazmışız? Bunları hemen düzeltiyoruz. Bu V olacak. Pardon, veya olacak arkadaşlar bunlar. Niye V yazmışım bunu? Veya veya olacak. Tam buraya düzeltiyoruz. P veya Q bileşik önermesinin doğruluk değerlerine bakıyorum. 1, 1. Doldurayım ilk önce. 1, 0, 0, 1, 0, 0. He öğretmenim. Şimdi bu veya gibi şey gibi düşünün mesela. Bak Türkçe söylüyorum tamam Türkçe. Bak Türkçe ha Türkçe. Diyorum ki Hasan veya Ahmet. V'de neydi? Hasan ve Ahmet. İkisi beraber olmak zorunda. Ama veya da bir zorunluluk yoktur. Bir tanesi olsa yeterlidir. Anlaşıyor muyuz? Bir tanesinin bile olması bana doğruyu verecektir. İki tanesi de olabilir mi? Olabilir. Ama ikisinin yanlış olma gibi durumu yok. Bir tanesinden en az bir tanesi benimle olmak zorunda. O yüzden ben diyorum ki buraya. He, öğretmenim P 1 Q'um da doğru. E o zaman bu kesinlikle doğru olacaktır. Evet. E, öğretmenim bakıyorum. E burada 1 P doğru, Q yanlış. E o zaman yine 1 olması gerekiyor. Çünkü bir tanesinden bir tanesi de olması benim için doğruyu verecektir. Öğretmenim burada bir tane sıfır var, burada bir tane 1 var. E o zaman bu da 1 olacaktır. Öğretmenim burada 0 var, 0 var. O zaman 0 olacaktır. Çünkü ikisinin olmama durumu ne no, ne no, ne no, ölemez. Anlaştık mı? Örnek. Hasan dün akşam sinemaya gitti. Hasan oyun oynadı. Diyoruz ki Hasan dün sinemaya gitti veya oyun oynat. Bu kadar. Sadece şuraya veya'yı yerleştireceksin. Hasan dün akşam sinemaya gitti veya oyun oynadı. Bu kadar. Peki örneğe baktık. Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini bulalım. Haydi bulalım. Şimdi burada demişiz ki 1 veya 0. Hmm, burada bir tane 1 var kesinlikle o zaman 1'i yakalıyorum. 1 veya 1. Ha burada 2 tane 1 var. O zaman kesinlikle 1'i yakalıyorum. 1 veya 1. E zaten burada yine veya olduğunu görüyorum ve bu bir toplama gibi düşünüyorduk biz bunu. E o zaman 1 bir ile 1'i toplarsam 2 yapar. Fakat doğru olduğu için o zaman ben bunun sonucuna yine 1 yazacağım. Peki. P ve 0 pardon p veya 0 veya p'nin değili veya 1. Hmm, tamam. Şimdi burada şu olayı düşünmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle ben p'ye 0 verirsem ne olur? Bak p'ye değer veriyorum abi. P'ye 0 verirsem ne olur? P'nin değili ne olacaktır? 1 olacaktır. O zaman bak burası 0 ise burası 1 olacaktır değil mi? Evet. E bakıyorum 0 0 bana 0 verecektir. Burası mutlaka ama mutlaka, kesinlikle ama kesinlikle yine ne olacaktır? 1 olacaktır. Burası kesinlikle ama kesinlikle 1 olduğu için sonuç kesinlikle ama kesinlikle ne olacaktır? 1 olacaktır. Çünkü sen mesela P'ye 1 verirsen değeri de 0 olur. E sen buraya 1 versen e buraya 0 vermiş oluyorsun. E zaten burası yine 1 olacak. E burası yine 1 olacak. Yine 1 olacak. O yüzden ikisinin şuradaki 1 var ya şuradaki 1 o 1 her şeyi 1 yapıyor aslında. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Peki. Hemen bakıyorum. P veya 1 demişiz. Q veya P'nin değili demişiz. Hmm. Tamam. Burada ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Burada yerleri değiştirebiliriz. Yani P ile P'nin değilini birlikte yan yana getirebiliriz. Mesela şöyle. P veya P'nin değili. Oğlum bu nasıl PB B çarpılmış P yaptık. Biraz çirkin yazıyorum ama. P P'nin değili. Bak şuradaki P ile P'nin değilini aldım birleştirdim. Veya 1 bir veya Q. Bak burası zaten %100 1. Yani %100 kesinlikle 1. Çünkü ben birine P'ye 1 bir versem P'nin değili 0 olacak. P'ye 0 versem P'nin değili 1 olacak. E zaten sonuç yine 1 olacaktır. Arkadaşlar bakın burası 1 ise mutlaka ama mutlaka sonuç yine 1'dir. Burası ister 0 olsun. Burası ister 1 olsun. Sonuç yine 1 olacaktır. Tamam mıdır? Anlaşıyoruz değil mi? Değil mi? Anlaşıyoruz değil mi? Değil mi? Anlaşıyoruz. Peki. Devam ediyoruz. Şimdi örneğimize baktığımızda aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini bulacağız. Tamam mı? Haydi bulalım. Biraz karışıklık var burada. Şimdi burada ne varmış? V de var. He. Yer misin sen ya bunu? Yemezsin tabii. V'yi biliyoruz biz çarpma. 0'ı gördüğün anda sıfırı patlattın. 1 bir ve 1'i gördüğünde 1'i patlattın. Buradaki veya'yı gördüğünde ve buradaki 1'i gördüğünde hemen 1'i patlat. Bakıyorum. 1 veya 0 ve 1 veya 1. Hmm, tamam. Ben buradaki 1'i gördüm. Veya da 1'i görürsem ne olacaktır? Direkt 1'i yapıştıracağım. Burada zaten 1 bir veya 1 olduğu için direkt 1'i yapıştıracağım. Burada V oldu. 2 e tane 1'i gördüğümde direkt 1'i yapıştıracağım. Peki devam Bakıyorum 1'in değili 0 olacaktır burası. Bunu sildim. Direkt buraya 0 yazdım. 0 ve 0 bana kesinlikle 0 sıfır verecektir. 0'ın değilini sildim, 1 verdim. 1 ve 0 bana neyi verecektir? Mutlaka 0 verecektir. 0 veya 0 da bana 0'ı verecektir. Peki, kuralımız var. Bileşik önermelerde ve bağlacının veya bağlacı üzerine veya bağlacının ve bağlacına üzerine değişme özelliği vardır diyebiliriz. Ben dedim buna ya? Birleşme özelliği mi dedim? Hayır. Dağılma özelliği olacak. Allah Allah. Birleşme özelliği ne alaka? Evet. Dağılma. Dağılma özelliği. Dağılma özelliği vardır. Tamam mı? Dağılma özelliği vardır. Peki. Nasıl oluyor bu? Bak. Mesela P ve Q veya R. Bakın. Bu çarpma gibi düşünün. Yani dağıtma özelliğini dağıtıyoruz. Mesela ben P'yi Q ile dağıttım ve R ile dağıttım. Öncelikle şöyle düşünüyoruz. P'yi dağıttığımda P şuradaki işaret var ya V işareti ya. O zaman ben bu ikisini bağlıyorum. Sonra bu ikisini bağlıyorum. Ortaya da şu iki veya kısmına yapıştırıp geçiyorum. Bak baktığımızda P ve Q oldu. P ve R oldu. Buradaki veya'yı da şu ortadaki veya'yı da yapıştırdım. Bakın. Bu sefer P'nin yanında ne var? Veya var. O zaman ben bunları veya ile birleştiriyorum. Veya ile birleştirip ve bağlacı ile ikisini iki kısmı da birleştirme bir köprü kuruyorum. Bir köprü kuruyorum köprü. Tamam mı? O zaman buraya bakıyorum. P veya Q P veya R Burada da V'yi görüyoruz. P veya Q P veya R V ile birleştirdik. Neden? Çünkü bu ikisini V birleştirdiği için ikisini V ile birleştiriyorum. Bu ikisini e, Q ile birleştirdiğim için Q ile birleştirdim ya bu ikisini V ile birleştirdiğim için V ile birleştiririm. Mantık bu. Peki örneğe bakalım. Hmm, bak. Fendeli bileşik önermesinin denk olan önermeyi bulalım. Öncelikle bu bir dağılma özelliği. <laughs> Neyin? V'nin veya üzerine dağılma özelliği. Ben ne yapıyorum? Burayı dağıtıyorum. O zaman P'nin D ile V P yapıştırdım. Sonra buradaki veya'yı yazıyorum. Veya bunu hatta farklı renkte de yazabilirim. Veya yazdım. Ondan sonraki süreçte yine bir parantez açıyorum. Bu sefer P'nin değilini Q'ya dağıtıyorum ama V ile birleştirmem gerekiyor. P'nin değili V Q şeklinde yazıyorum. Şimdi öncelikle baktığımda buraya ben arkadaşlar P'nin değili ve Burası mutlaka mutlaka sıfır olacaktır. Bakın mutlaka ama mutlaka sıfır olacaktır. Neden? Çünkü sen buradaki P'ye ne verirsin? 1 verirsin. O zaman P'nin değili mutlaka mı mutlaka sıfır olmayacak mı? Evet. E o zaman ben diyorum ki e burada bir V bağlacını görüyorum. V bağlacı benim için neydi? Bir çarpma görevine geliyordu. 1 e ile sıfıra baktığımda sonuç sıfır olmayacak mı? O yüzden burası sıfır. Veya'yı gördüğümde veya da 0 olursa burası sonuç 0 olur. 1 olursa sonuç 1 olurdu. O zaman bunun sonucu kime bağlı olacaktır? Aslında buraya bağlı olması gerekiyor. Yani P'nin değili ve Q'ya bağlı olması gerekiyor. Anlaştık mı? Buna bağlı olacak. Yani ben bunun değerini bir bulursam sonuç ne olacaktır? Mutlaka 1 olacaktır. 0 verirsem 0 olacaktır. Yani ben bunun sonucunu ne bulursam sonuç ona denk olduğu için diyeceğim ki bunun en sade en denk olan kısmı da P'nin değeri ve Q'dur diyeceğim. Peki, örnek. Her şey verilmiş. Çok severim bak. Bu sor tür soruları çok severim. Adam P'nin değerini vermiş. Q'nun denkliğini vermiş. R'nin denkliğini vermiş. Çok güzel. İfadeler için açtaki bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulacağız. Sadece ama sadece yapmamız gereken ne? Yerine yerleştireceğiz yahu, yerine yerleştireceğiz. Hemen bakıyorum. P sıfırmış. E, ee, P'nin o zaman değili ne olması gerekiyor? 1 olması gerekiyor. Hemen buraya 1'i yerleştirdim. Tamam mı? 1'i <laughs> yerleştirdim. Sonra V'yi koyuyorum. Q'muzun değerine 1'miş. Hop yapıştırdım. Sonra V'mi koyuyorum. R'min değerine 1. Şimdi bunu denklemeye çalışıyorum. <laughs> Baktım 1 veya 1 var. E o zaman bunun sonucu ne? 1. E burada V var. E V ile 1'i denklediğimde yani birleştirdiğimde 1 bir ve 1 o zaman bana ne verecektir? 1 verecektir. O zaman buranın denkleyi neymiş arkadaşlar? 1'miş. Peki diğer tarafı ne yapıyorum? Açıyorum. Değer veriyorum. Yerine yerleştiriyorum. P'nin değeri 0'mış. O zaman 0'ı yazdım. V'yi koydum. R'nin değili diyor. R1 ise R'nin değili nedir? 0'dır arkadaşlar. O zaman R'nin değili 0 ise 0'ı koydum. Parantezimi açtım kapattım. V'ya mı koydum? Q'nun değerinin 1 olduğunu söyledim <laughs> ve koydum. Şimdi V olduğu için burası kesinlikle mutlaka sıfır olacaktır. E burası sıfır olduğunda... Aa bıyıklı bir adam oldu burada. Bur <gülüyor> pis pis gülüyor bu adam. Burası sıfır olursa e buradaki V'yi unutma ve V'nin bir tanesi kesinlikle birse o zaman sonuç yine birdir diyeceğim. Peki arkadaşlar bir de The Morgan kuralı diye bir kural var. Bu bizim için ne? Önemli. Önemli be ya. Bak bu önemli. De Morgan kuralı bizim için önemli olacaktır, tamam mı? Çünkü bazı sorularda gizli olarak bu veriliyor ve bunu açmamızı istiyor. Eğer 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 biz bunu açamazsak nane yedik. Nane yedik abi. Nane yedik. Tamam. Açacağız. Yapacaksınız. Merak etmeyin. Bunu bir not alın. Bir güzel bir yere, baş ucunuza bir not alın hatta çekin Instagram'dan bana yollayın. Evet, yukarıdaki The Morgan kuralında her önermenin ve aradaki bağlacın da değiştiğine dikkat edeceğiz. Mesela P veya Q'nun değili. Aslında değilini alıyoruz biz bunların. Tamam bu da bana De Morgan kuralını çıkartıyor. Şimdi P veya Q'nun değiline baktığımda bak ilk önce P'nin değilini al. Bak P'nin değilini aldım. Sonra veya'nın değili V'ye dönüştü. Sonra Q'nun değili de Q'nun değiline dönüştü. Çok kolay ya. Sadece yapman gereken şudur bak. Tamam mı? P ise P'nin değilini aldın mı? P'nin değili aldın, mı, çizgi çektin. Buradaki Q'nun değilini aldın mı? Çizgi çektin. Sonra ortadaki bağlacımız ne? Veya bağlacı. Bu veya bağlaç neye dönüşüyor? V'ye dönüşüyor. Tamam mı? Çünkü bak bunun mantığı şuradan gelir. Mesela ben P ve bak B, P veya Q'ya değer veriyorum. Tamam mı? Mesela P'min değeri 1 olsun. Q'nun değeri 0 olsun. Bak değer veriyorum. 1'e 0. Sonuç nedir bunun sonucu? Söyleyin bana bunun sonucu. Bunun sonucu 1'dir. Ama değilini alırsam ben 1'in değili ne olacaktır? E 0 olacaktır. Yani o zaman bunun değeri 0 olması gerekiyor. Bak P'nin değili 0. Q'nun değili E1. E bakıyorum 0, 1. E ne olacaktır? Evet. Sonuç ne olacaktır? 0 olacaktır. Sonucu aynı şekilde veriyor mu? Veriyor. Ondan ne yapmışız? Bu şekilde bir kural oluşturmuşuz. Peki bir de P ve Q'nun değiline bakıyoruz. Aynı mantık, aynı mantık. Ben bakıyorum P'nin değilini aldık. Bak burada bir noktayı koydum. Sonra V'yi veya'ya dönüştürdüm. Q'nun değilini alıp hop Q'nun değil, değilini aldım. Şöyle yapabilir mesela bazen. P'nin değili veya Q şeklinde yazıp bunun değilini alabilir. De Morgan'ın alabilir. Bakıyorum değilinin değili olacaktır? Kendisine eşit olacaktır. Hop kendisini yazdım. Veya V'ye dönüşecektir. Q'nun değilini alıp Q'nun değili şeklinde yazacağız. Bakın çok zor değil. Ama sorularda bazen karıştırabiliyorsunuz. Ona dikkat etmenizi isteyeceğim. Evet bir tane de örnek çözelim bunlarla ilgili. Aşağıdaki verilen önermelere denk olan önermeleri bulacağız. Şimdi öncelikle bunun bir demorgenini alalım. Bir gadasını alalım bunun gadasını. Bakıyorum P'nin değilinin değilini aldığımda ne olacaktır? Bu P olacaktır. O nasıl P ya? Yine çarpılmış P yazdı. P. Şimdi V'nin değilini aldığımda V oldu. Q'nun değilini aldığımda Q'nun değili oldu. Şimdi burada V var ve Q'nun değili. Aa. Abi çok çirkin yazıyorum ya. Üf. Çirkin yazmayı hiç istemiyorum ama hala çirkin yazıyorum. Çünkü ruhumuzda böyle çirkinlik. Yok tabii ki yok. Şaka yapıyorum. Tekrardan yapıyorum bak. P'nin değili. P'nin değili. Ben P'nin değilinin değilini alırsam bu bana P'yi verir. Buradaki veya V'ye dönüşür. Buradaki Q'da Q'nun değiline dönüşür. Ve burada bir ne vardır ve bağlacının P'si vardır. Bakın burada da şunu düzenliyorum aslında şunun mantığı şudur: p'nin değil ve fark etmez sıra çok önemli değil p'nin değil ve Q'nun değil tamam mı? E o zaman ben bunları birleştirmeyeyim mi? Ben bunları şimdi birleştirmeyeyim. ne yapayım birleştireyim değil mi? Haydi birleştirelim. O zaman burası ne olur p'nin değil ve p'nin değil burada da V Q'nun değili olarak yazabiliyorum. Peki burada P'nin değili ile P'nin değiline bakıyorum. İkisi de zaten aynı işaret olacağı için bunun sonucu ne olması gerekiyor? Eğer ben P'nin değiline 1 verirsem sonuç 1 olur. P'nin değiline 0 verirsem sonuç 0 olur. O yüzden ben P1'e ne verirsem vereyim sonuç olacağı için o zaman bu ne olur? P1 ve Q1 olur. Aa, durun ya ben bunları niye yanlış yazdım? Bak hiç uyarmıyorsunuz ha. Hiç uyarmıyorsunuz. Aa, ayıp ettiniz. Hiç uyarmıyorsunuz. Bunu niye yanlış yazdım ben? Evet burada P'nin değilinin değilini aldığımızda P yapar bu. Ee, bu V oldu. Burası da Q'nun değili. Hemen şunu şey yaptık. V yaptık. Bu da P'nin değili olacaktır. Sonra bunu şöyle yazıyoruz arkadaşlar. <laughs> P'nin değili V P ve Q'nun değili. Sonra ben bunları birleştiriyorum. Bak şu ikisini birleştirebiliyorum. Hemen birleştirdim. Dedim ki P'nin değili ve P değiştirme de yapabiliriz. Ve buradaki F'yi koyup Q'nun değili şeklinde yazdım. Bu zaten bana kesinlikle sıfır verecektir. Buranın sıfır olabilmesi için veya 1 olabilmesi için Q'nun değiline değer vermem gerekiyor. Q'nun değiline ben bir versem sonuç sıfır olur. Sıfır versem yine sıfır olur. O yüzden benim cevabım ne olacaktır? Sıfıra denktir diyeceğim. Anlaşıyor muyuz? Arkadaşlar bazen evet böyle karıştırmalar olabiliyor, sıkıntılar olabiliyor. Gerçekten de yoruluyoruz. Onun için özür diliyorum. Ee, siz bana yine varsa videoda atladığım, anlamadığınız veya işte ne bileyim sıkıntılı bir durum varsa onu mutlaka yazın. Tamam mı? Yorum kısımlarına. Bazen oluyor ya dikkatimiz dağılabiliyor. Yoruluyoruz çünkü. Peki sildim ben bunları o zaman devam ediyoruz. Şu kısma baktığımızda iki tane De Morgan var. Şimdi ben P'nin değilinin değilini aldığımda ne olacaktır burası? P olacaktır. V'nin değilini aldığımda V olacaktır. Bu da Q'nun değili oldu. Tamam. Şuradaki veya'yı birleştirdim. Sonra buraya bakıyorum. P'nin değilini aldım. P'nin değili. V'nin değilini aldım, veya yaptım. Q'nun değilinin değilini alırsam Q yapar. Peki. Şimdi bunların durumuna bakalım. P veya Q'nun değili veya P'nin değili veya Q şeklinde yazdık bunları değil mi? Yanlış yazmadık. Güzel bir şekilde yazdık. Bunların yerine değiştirebilir miyiz? Değiştirebiliriz. Değiştirelim. Şimdi e, o zaman bunları birleştirdiğimizde şöyle yapalım. Yani şöyle yapalım demiştim. P ile P'nin değilini birleştirdim. Zaten bunlar veya ile birleştikleri için veya yazabilirim. P ki bir bakayım görünüyor mu? Biraz aşağı yazdığım için görünmeyebilir ama görünüyor. Tamam. Bu nasıl P ya? Allah'ım yarabbim. Evet burası P'yi yazdım. Ee, P veya P'nin değili veya Q'nun değili veya Q şeklinde yazdım. Peki buraya baktığımızda arkadaşlar nedir bu? Ben P'ye 1 verirsem sonuç ne olur? Sonuç e n'in değili sıfır olur. E Zaten 1'e sıfır olacağı için 1 olur. 1'e sıfır olacağı için 1 olur. 1'e 1 olacağı için de 1 olur cevabımız. Arkadaşlar 3. derste diğer bağlaçlarda görüşmek üzere. Onları da en kısa zamanda sizlerle paylaşacağım. Sizleri çok seviyorum. Benim için çok önemlisiniz. İnşallah 9. sınıf matematiği çok iyi halledersiniz. Kalbim sizler de sizler de son kısmında like atarak çıkarsanız bizi mutlu edersiniz. Allah'a emanet. Görüşürüz.